Gel şöyle. Svara, Maheshwari evine gitmeliyim. Lakşa ve Sanskar Adarş abiyi dövüyorlarmış. Ragini, çabuk gitsen ben burayı idare ederim. Bir yerden para bulurum. Hemen gidiyorum. Tamam. Efendim baba. Kızım, doktor ne dedi? Bay Durga Prasad'ın sağlığı nasıl? Bilmiyorum baba. Doktor henüz bir şey demedi. Hastane için para bulabildiniz mi peki kızım? Hayır. Lakşe ve Sanskar abimden istemeye gitti ama... Tamam ağam. Ben ne yapabileceğime bir bakayım. Peki baba. Kocanla Sanskar'ın zorbalıklarını gördün mü? Kes yenge. Onlar yanlış bir şey yapmadı. Sadece küçük bir hata yaptılar. Abilerinin kalbi olduğunu sandılar. Babasının büyük bir kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığını öğrenince... kalbinin yumuşayacağını sandılar. Ama hayır Lakşya. İkiniz de yanıldınız. Bunlarla konuşmanın faydası yok. Gidelim buradan. Evet, gidin. Sonuçta kocamla benim hiçbirinizde bir bağımız kalmadı. Ama bir şeyi unutmayın. Bir daha böyle bir şey yaparsanız polis çağırırım. Yenge! Lakşya. Buna değmezler. Biz birlikteyiz ya. Kesinlikle bir yolunu buluruz. Zor bir zaman. Ama önemli değil. Biz bir aileyiz. Ve bunların yaptıklarının cezasını da yakında vereceğiz. Ama şimdilik gidelim. Hadi. Sizi burada tutmaya çalışan yok. Ayrıca o ihtiyara para harcayacağımıza hepsini ateşe verip yakmayı tercih ederiz. Hayır Lucky. Bırak lütfen. Bunlar iyice seviyesizleşmiş. Bunlarla konuşmanın hiçbir faydası yok. Sanskar haklı. Ağlamanız bitti. Kavganız bitti. Geldiğiniz gibi defolun buradan hadi. Geç kalmayın. Yoksa babanız ölüp gidecek. Abi! Seni öldürürüm. Sanskar. O benim amcam. Ona tek kelime daha edersen eskiden abim olduğunu unuturum. Anlıyor musun beni? Sanskar! Bırak. Sanskar, bırak onu. Bırak! Yürü! Bırak! Sakin olun hadi. Evet, yürü. Defolun! Bugün para dilenmeye geldiniz. Yarın o ihtiyar öldüğünde o zaman gelip bize... Bir daha sakın babam hakkında konuşmaya kalkma. Yoksa seni öyle bir hale getiririm ki aynada kendini tanıyamazsın.
Bu tokadın bedelini ödeteceğim sana. Adarş abi bunu nasıl yapabilir? Annem de aradı. Babaannem dükkandaki parayı babama vermemiş. Eğer yengem bunu öğrenirse yıkılır kadın. Affedersiniz. Hemen bu iğneyi yaptırmalıyız. Bizim elimizde kalmadı ve bunu çok az eczane satıyor. Hasan'ın durumu gerçekten çok kritik. Yarım saat içinde bu iğneyi yapmamız gerekiyor. Lütfen çabuk olun. Sanskar, Lakşia, alın. Hemen gidip iğneyi alın. Ama Svara, bu... Sen bu parayı nereden buldun Svara? Svara, bileziğin nerede? Ragini bırak bunu şimdi. Sanskar, gidip iğneyi alın hemen. Bileziğini mi sattın? Sanskar, bileziğim ailemden değerli değil. Lakşia, hadi. Amcam için o iğneyi almalısınız. Hadi çabuk gidin, hadi. Hadi. Ne? Yok. Yok. Lütfen bir kere daha bakın. Bakmama gerek yok. Hayır, hayır Sanskar. Kali mahallesindeki eczane hep açıktır. Oraya bakın. Peki. Ne? Bitti mi? Lütfen, lütfen bir kere daha bakar mısınız? Hayır, hayır, hayır. Elimizde kalmadı. Yenge, ilaç bulunamadı mı? Yenge, saat 10 oldu. Baba! Bütün eczanelere baktım ama ilacı bulamadım. Kutları, sen yengemle annemin yanına git. Onlarla ilgili. Hadi. Efendim, çok geç oluyor. Bakın, ilacı arıyoruz. Ama çabuk getirin. İyi peki. Svara, Lakşia aradı. İlacı bulamamış. Hiçbir yerde kalmamış. Ubali de bulmaya çalışacak. Her yerde nasıl bitmiş olabilir bu ilaç Ragini? Yengem. Hoparlöre ver. Efendim yenge. İlacı buldunuz mu? Sen ilacı nereden biliyorsun? İçime doğdu. Sizinle ilgili tüm haberleri yakından takip ediyorum. Bu arada bu çok kötü küçük gelin. Kayınpederinin o ilaca çok ihtiyacı var. Ama hiçbir yerde yok. Ve zamanımız tükeniyor. Ne demek istiyorsun? İlacı hiçbir yerde bulamayacağınızı söylemeye çalışıyorum. Çünkü piyasadaki bütün ilaçları ben satın aldım. Nasıl bu kadar ucuz bir şey yapabilirsin? Asıl ucuz olan sizlersiniz. Bu yüzden başınıza böyle şeyler geliyor ya. Tanrım, ne yapacağız? Tek bir çareniz var şu an. Şimdi ben ne dersem onu yapacaksınız. Bu yüzden şu an bana mahkumsunuz. Gelip önümde yalvarmanız gerekiyor. Senin yardımına ihtiyacımız yok yenge. İyi gidin. İlacı bulun ama... Bir şeyi sakın unutmayın. Eğer geç kalırsanız ve babanıza bir şey olursa...
Sakın pişman olmayın. Doktor fazla zamanınızın kalmadığını size söyledi, değil mi? Ne istiyorsun? Of Svara, size her şeyi açıklamam mı gerekiyor? Kardeşin buradan gitmeden önce beni çok azarladı. İlacı istiyorsanız kardeşinle evime geleceksiniz. Yoksa... Efendim, ilaç? Bakın hala arıyoruz. Acele etmelisiniz. Ne diyeceksen açıkça söyle. Aceleniz ne öyle? Ben de unutmuşum. Aceleniz olduğu için buradasınız. Lütfen zamanımızı daha fazla harcama. Bizim... Baban için ilaç mı bulacaksınız? Sevgili küçük gelin. Kayınpederinizin ilacı bu kutuda. Ama bunu öylece size veremem. Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? O tokadı sana ödeteceğimi söylemiştim. Ve eğer bu ilacı istiyorsanız, ikiniz de benden özür dileyeceksiniz. Hem de önümde diz çökerek. Ve benim ayağımı öpeceksiniz. Ancak o zaman ilacı alırsınız. Ne oldu? Geç kalıyorsunuz. Svara, nasıl bir gelinsin sen? Amcan orada ölüyor. Ya ona bir şey olursa? Hadi gelin. Önümde diz çökün. Bunu yapmazsanız... Sizin inadınız yüzünden Durga Prasad ölecek. İlacı mı istiyorsunuz? Önümde diz çöküp alın. Ragini. Buna gerek yok. Hayır Svara. Eğer bunu yapmazsak... ...babama ne olacağını sen de biliyorsun. Svara, Ragini bile anladı. Şu anda benim egom sizinkinden daha üstün durumda Svara.
Sen akıllı bir kızsın aslında. Neden ahmaklık ediyorsun şu an? Peki yenge. Bunu yaparsak ilacı verecek misin? Tabii. İkiniz tam ayağımı öpeceğiniz sırada bir şey eksik kalıyor. Bence gülümseyin de fotoğrafınızı çekeyim. Gülün. Baksanıza, bu fotoğrafı tüm duvarlara asacağım. Oh, ne mutluluk verici bir görüntü. Bakın, bunu görmeyi hep hayal etmişimdir. Siz de görün. Ragini çek! Ragini hemen ilacı al! Ne cüretle bunu yaparsınız? Başkalarının kuyusunu kazarsan kendin düşersin. Seni affetmeyeceğim Sıvara. Çok şükür ilacı bulabildiniz. Yoksa ne olurdu? Doktor bey. Abim şimdi iyileşecek mi? Verdiğiniz ilaç işe yarayacak mı? Bakın, iğneyi yaptık ama onu çok geç getirdiniz. Hastanın sağlığı çok kritik. Bir saat içinde ona bypass ameliyatı yapmamız gerekiyor. Yoksa... Bakın, hemen ameliyat ücretini hastaneye yatırmalısınız. Yoksa bu ameliyatı yapamayız. Bakın, hemen parayı yatırın. Hiç zamanımız yok. Sanskar, biz bu kadar parayı nasıl bulacağız? Bulamazsak ona... Hayır anne. Yenge. Amcama hiçbir şey olmayacak. Ben buradayım. Bankada bir arkadaşım var. Vicky. Kredi verebilir. Onunla konuşup kredi çekerim. Yenge. Annemin yanında ol.
Amcan nasıl? Çok kritik durumda. Bypass ameliyatı gerekiyor. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz da hemen geldi Mike. Gelmez miyim? Baban yıllardır bankamızda çalışıyor. O sadık bir müşterimizdi. 50.000 lazım. Verir misiniz? Bay Maheshwari'nin ailesi misiniz? Evet. Yoğun bakımı boşaltmalıyız. Başka bir hasta geldi şu an. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Saat daha 11. Ameliyatı 12'de başlayacak. Biliyorum efendim. Ama daha ameliyat parası yatırılmadı. Bu yüzden yoğun bakımda kalamaz. Ama... İyi de doktor bize 12'ye kadar zaman verdi. En azından yarım saat verin de parayı bulabilirim. Bu ne saçmalık? Pekala. Parayı yatırdığınız zaman onu yine yoğun bakıma alırız biz. Görevli! Ama bunu... Siz... Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bakın efendim, hastanenin kuralları var. Bunlara uymanız gerekiyor. Amca, bunu yapmayın. Bunu yapamazsınız. Lütfen yapmayın. Amca! Ama, durun! Ama hayır, yapamazsınız diyorum. Amca! Hayır! Amca! Nereye? Bakın size yalvarıyorum. Lütfen bunu yapmayın. Babamın durumu çok kritik. Eğer onu başka yere alırsanız, ya ona bir şey olursa... Bakın sizi anlıyorum. Yoğun bakım parasını yatırdığınız zaman onu yine yoğun bakıma alırız. Hayır. Lütfen. Hayır, buna izin vermem. Yenge, amcama bir şey olmayacak. Hayır, buna izin vermeyeceğiz. Hayır, yenge. Bırakın. Amcama hiçbir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Hayır, hayır. Kendine hakim ol. Yenge. Bu oğullarının hakkını yiyen Maheshwari ailesi değil mi? Görüyor musun ne hallere düşmüşler baksana. Gel yenge. Gel oturalım. Ne yapacağız biz şimdi? Gel yenge, gel. Efendim, neden anlamaya çalışmıyorsunuz? Eğer kocam genel koğuşa alınırsa sağlığı daha da kötüye gider. Böyle kritik bir halde koğuşta enfeksiyon kapabilir. Bakın size yalvarıyorum. Diyorum ya oğullarım para bulmaya gitti. Önce parayı getirsinler. Sonra istediğinizi yapabilirsiniz ama şimdi çıkarmayın. Bakın hanımefendi biz bir şey yapamayız. Yenge, lütfen kendine hakim ol. Abla, yapma, yapma abla. Ne oluyor? Babamı neden koğuşa aldılar? Lakşa. Lakşa baksana. Lakşa oğlum baksana babanı buraya zorla getirdiler. Lakşa. Sanskar. Siz çıkın hadi. Sanskar, Lakşa'ya parayı bulabildiniz mi? Arkadaşınız ne dedi? O krediyi vermedi. Ne? Şimdi ne yapacağız?
Derler ki zor zamanlarda ailen ve dostların yanında olurmuş ama bizim abimiz bizi evimizden kovdu. Dostlarımız sırt çevirdi. İyi de burada ne oldu? Babamı neden koğuşa aldılar? Lakşa, bu insanlar babamın ameliyatı için parayı yatırmadıkça ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Ve ameliyat olamayacağından yoğun bakımda da tutmak istemediler. Ama amcam koğuşta yapamaz. Ya enfeksiyon kaparsa? Evet Sanskar, biz de bunu anlatmaya çalıştık ama kimse bizi dinlemedi. Bakın bunlar Bay Maheshwari'nin çıkış belgeleri. Saat 12'ye 5 dakika var. Sonra onu koğuşta da tutamayız, mümkün değil. Ayrıca size baktığımda parayı hala bulamadığınızı anlıyorum. Ne cüretle babam bu haldeyken onu çıkarabilirsiniz? Lakşa, sakin ol. Yapma. Lütfen sakin ol. Görmüyor musun? Babam ne halde? Kim olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Durga Prasat maaş varıyor. Biliyorum. Eskiden büyük bir iş adamıydı. Ama oğlu onu evden kovdu, biliyoruz. Kovdu mu? Ha? Kovdu mu dedin? Tamam. Bırak. Kimi çağıracaksan bırak. Çağır şimdi, hadi bakalım. Güvenlik, yardım edin. Lucky, Lucky. Sana gösteririm ben. Lucky, öfkeyle olmaz, sakin düşünmeliyiz. Babama dediklerine baksana. Üzgünüz, üzgünüz. Tamam, çıkarın sakin şunu. Olacağız. Çok üzgünüz, bir daha olmayacak. Bize 5 dakika verin, bir yolunu bulacağız mutlaka. Sadece 5 dakika. Teşekkür ederim. Kaynaklarım bana Durga Prasat Maheshwari'nin sağlığının çok kötü olduğunu söyledi. Dün yapılan bir ilaçtan sonra durumu birazcık düzelmiş. Ama tehlike daha geçmemiş. Sanırım yakında ölecek. Bu haberi sana muhabbet kuşları mı getirdi? Hadi. Doğru konuş benimle. Şekerle Şarmış da telefonda konuşurlarken duydum. İkisi de perişan haldeydi. Çok güzel. Bunu hak ediyorlar. Eğer benimle uğraşırlarsa ahmaklar işte. Baksana. Büyük Durga Prasat Maheshwari sokakta kaldı. Yanında kimsesi kalmadı. Sağlığı, gururu, şerefi ve şimdi de onun her şeyini elinden aldım. Lakşa, bugün hala birlikteyiz. Bunu birlikte başaracağız Sanskar. Gece yarısı oldu Svara. Ameliyat parasını nereden bulacağız?
Lütfen bozdurup parayı getirin, olur mu? Lucky, ben bunları bozduracağım. Sen onlarla ilgilen. Dikkatli ol. Ben biraz para ayarlayabildim. Bunları alıp ameliyata başlayabilirsiniz. Ameliyat parası tamam ama daha yoğun bakım ve hastane masrafları var. Onları da yatırmanız gerekiyor. Yarın sabaha kadar 50 bin rupi getirin. O zaman yoğun bakımı alırız. Peki. Baba. Ne zaman geldin? Siz konuşurken geldim. Önemli değil o. Bir dakika. Evet Mişti. Şeker, ne oldu? Bay Durga Prasat nasıl? Mişti, şimdi ameliyata girdi. Sanskar biraz para ayarlamış ama hastanedekiler 50 bin daha istiyor. Bu kadar parayı nasıl buluruz bilmiyorum. Şeker, benim yüzüğüm var. Aile yadigarı. Annem de önümüzde takmıştı. Onu satabiliriz. Ama evde. Bunun için annemle konuşmam gerek. Gidip annemle konuş o zaman. Peki. Sonra beni ara. Yüce Tanrım. Ameliyathane. Doktor. Babam nasıl? O iyi mi? Evet, tehlikeyi atlattı. Ama büyük bir ameliyat olduğundan bir gün daha yoğun bakımda tutmalıyız. Şu an baygın. Uyandığında onu görebilirsiniz. Peki. Oh, Tanrı'ya şükürler olsun abla. Tanrı bizim yanımızda. Abim iyileşecek. Evet. Lakşa. Tamam, tamam, tamam. Anne. Svara. Svara, yoğun bakım ve diğer masraflar için 50 bin daha bulmamız gerekiyor. Bu parayı nasıl bulacağız biz? İyi de onu benim ailem verdi. Düğünümde annem takmıştı onu. Sen benim yüzüğümü nasıl bana vermezsin? Neden vereyim? O senin yüzüğün değil, benim yüzüğüm. Bak, kızın koca evine getirdiği hiçbir şey ona ait değildi. Kayın ailesinin olur onlar. Anladın mı?
Ayrıca o insanlar kendi evlerinden kovuldular. Hiçbir şey üstünde hak sahibi değiller. Eğer para lazımsa kendileri kazansınlar. Hadi git git. Alo Sıvara, siz parayı bulabildiniz mi? Babaannemin bunu yaptığına inanamıyorum. Paraya ihtiyacımız olduğunu bilmesine rağmen yapmış bunu. Babaannemin bu yaptıklarına rağmen... Senin annemin taktığı yüzüğü satman. Kızım, satmayacaktım. Ben rehin vermeyi düşünüyordum. Çünkü şu anda ailemin paraya çok ihtiyacı var. Peki anne, senin için sakıncası yoksa... O yüzüğü ben alacağım. Ama Sıvara, yüzük annemin kasasında. Ve anahtarı annemin dükkanında. Büyük bir anahtar var ya, işte o. Tanrım, ne yapacağız? Babaannem o yüzüğü bize vermez. Ve o anahtarı almak çok zor olacak. Merak etme Ragini. Bir planım var. Evet, tamam. Ram, konuştunuz mu? Evet, köydeki arazimizin üstünde Adarş'ın hiçbir hakkı yok. Onu satarsak parası yetebilir. O parayla da abimi tedavi ettirmeyi başarabiliriz. Bu iyi. Dinle bey, orası çok uzakta. Oraya yalnız gitmene izin veremem. Bayan Sucan, tamam. Ben Bayram'la giderim. Sizinle gelebilirim. Bu kötü koku da ne? Bu da ne böyle? Bu doğru değil. Anne, bundan başka yolu yok. Anneannem de eskiden bu yöntemi kullanırdı.
Ragini. Sıvara, şu büyük anahtarı dene bence. Babaannemin kasayı hep bu anahtarla açtığını görmüştüm. Tamam Ragin. Açıldı. Sıvara. Evet. Babaannem geliyor. Ragini. Oraya. Tamam. Hadi. Yürü. Yüce Tanrım. Kurtulduk. Sıvara. Çabuk ol. Tamam Ragini. Hadi. Buldum Ragini. Sıvara, babaannem geliyor. Sıvara, hadi. Telefonum. Telefonun yanındaydı. A masadaymış.
Beyefendi gayet iyi. Sadece ilaçlarını vermemiz gerekiyor. Abla! Abim iyiymiş abla. Atlattı sayılara. Bakın, yatırdığınız para yeterli olmayacak. Ama doktor bey... Ameliyatta bazı komplikasyonlar çıktı. Bu yüzden çok daha fazla ilaç kullanmamız gerekti. Ne kadar zamanımız var? Parayı getirmek için bir saatiniz var. Sonra tedavi ederiz. Peki doktor, bir arkadaşımla konuşup parayı hemen bulabilirim. Peki. Bu yüzük için ne kadar verebilirsiniz? Lütfen çabuk söyleyin, geç kalıyoruz lütfen. Bakın, çok önemli bir işimiz var bizim. Bu yüzden hiç zamanımız yok. Siz bekleyin. Hemen geliyorum. Alo? Evet. Buraya gelebilir misin? Alo anne, amcamın durumu nasıl? Evet, Ragini ile şimdi kuyumcuya geldik. Evet, evet. Tamam. Adam nerede kaldı acaba? Neden bu kadar zaman aldı? Siz ne düşünüyorsunuz bunun için? Buyurun. İşte yüzük burada. Ne? Bu yüzüğü nereden çaldınız? Biz bu yüzüğü çalmadık, tamam mı? Bu anneannemin düğününde anneme taktığı yüzük. Evet, onu satmaya değil rehin vermeye geldik. Karışmanıza gerek yok. Bu Gadodia ailesinin kızı. Ben ailesini tanıyorum. İkisi de Gadodia ailesinden. Peki. Bu yüzüğü götürmemiz gerekiyor. Bakın komiser bey, yüzüğün çalıntı falan olmadığını söyledim size. Lütfen bana geri verir misiniz onu? Bizimle işbirliği yapın. Öncesinde bu yüzüğün çalıntı olmadığını teyit etmem gerekiyor. Sonra da yüzüğü alırsınız. Gidelim hadi.